Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda hep birlikte bir illüstrasyon çalışması yapacağız. Bu çalışmada hem artline çizim kalemlerini kullanacağım hem de sulu boya kullanacağım. Şimdi öncelikle yapmak istediğimiz illüstrasyonun taslağını çizerek, kurşun kalemle çizimini yaparak çalışmaya başlamak istiyorum. Sulu boya resimlerde biliyorsunuz ki taslak çalışmalarımızı kalemi çok bastırmadan yapmamız gerekiyor. Çizimi yaparken dikkat etmemiz gereken şey kalemi çok bastırmamak, kağıdımızı çok kirletmemek. Ana hatlarıyla çizmek istediğim figürleri kağıdıma yerleştiriyorum. Tabi burada kompozisyon da önemli arkadaşlar. Mesela yapmak istediğim resmi şu şekilde kağıdımın merkezine uygun bir şekilde yerleştiriyorum. Sağdan soldan yeterince boşluk bırakmaya çalışıyorum. Şöyle fazla çizgileri şu şekilde temizleyebiliriz. Size bir bilgi vereyim arkadaşlar. Mesela ben hamur silgi kullanıyorum. Hamur silgiyle yaptığımız bu eskizi silerken, fazlalıkları silerken silgiyi sürtmenize gerek yok. Gerektiğinde sürtebilirsiniz ama o zaman kağıtta bırakacağı iz boyama yaparken belli olabilir. Kağıdı deforme edebilir. Silgiyi şu şekilde bastırıp çekmeniz çoğu zaman yeterli olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bakın belki de şu an çizgileri görmekte zorlanıyorsunuz. Çünkü bilerek bu şekilde yapıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ön çizimi tamamladım. Kalemlerimle üzerinden geçeceğim. Buna biz çinileme de diyoruz. Eskiden bu tarz işlemlerde çini mürekkebi ve tarama ucu özellikle karikatür çizenler iyi bilirler. Eğer çini mürekkebi kullansaydık bunu kurşun kalemle çizdik. Sulu boyayla renklendirecektim. Daha sonra en son çini mürekkebi ve tarama ucuyla da çinilemesini yapacaktım. Ama ben bu çinileme işlemi için bunları kullanıyorum. Bunlar suda dağılmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla boya yapmadan önce de bu kalemle desenimi çizebilirim. Şimdi serbest bir şekilde arkadaşlar şu çizgilerimi oluşturayım. Şu an bu çizim için ben 0.5 kalınlıkta bir çizim kalemi kullanıyorum ki bu şu an için yeterli, gerekirse üzerinden tekrar geçerim.
Çizdiğim figürlerde farklı nüanslar oluşturmaya çalışıyorum ki hepsi birbirinin aynı olmasın diye. Mesela bunu biraz büyük olduğu için daha alttan gördüğümüzü düşünüyoruz. Bunu birazcık daha üstten görüyoruz. Bu mantarda şu alt kısım çok fazla görünmeyebilir. Yine de yapacağım da şunun kadar en azından görünmeyecektir. İllüstrasyonlar ağırlıklı olarak çocuk kitapları resimlemede kullanılabilir. Ya da dergi, gazete gibi dijital dergilerde, gazetelerde, yazılarda tamamlayıcı ve yazındaki fikrin anlatımına yardımcı olacak görseller olarak kullanılabilir. Serbest olarak da illüstrasyon çalışması yapan çizerler var. Ama genelde yazılar için illüstrasyonlar çok kullanılmıştır. Özellikle çocuklar için yapılan kitaplarda çok etkili olmuştur. Ben şu an çocuklar için bir resim çizmeye çalışıyorum. Yani çocuk gözüyle, çocuk dünyasında çocukların hoşuna gidebilecek bir illüstrasyon çizmeye çalışıyorum. İllüstrasyonlarda hayal gücümüze biraz daha fazla ön plana çıkarabiliriz. Resim gibi çok bağlayıcı, birebir nesnelerin, objelerin gerçek formlarına, ölçülerine bağlı kalmak zorunda değilim. Örneğin bu mantarları bir ev gibi de çizebilirdim. Thank you.
geçmek istiyorum. Burada beyaz bırakmak istediğim alanlar var ama onu kalemle çizmedim. Çizmeme de gerek yok. Şimdi son olarak bu çizdiğim çizgilerin üzerinden tekrar silgiyle geçersem fazla kurşun kalemleri de yok etmiş olabiliriz. Çizimimiz genel hatlarıyla tamam. Artık boyamaya geçebiliriz. Mantarımın üst kısımlarının kırmızı olmasını istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Şurası kırmızı olsun. Şu an fırçamı kırmızı boya aldım ama tekrar suya batırarak sulu bir şekilde boyayı sürüyorum. Biraz sonra tekrar farklı tonlar veririz. Şu an tamamen suyla kağıdı ıslatıyorum. Bir kere boyaya değdirdim. Altta bir açık zemin oluşması için şu an boya almıyorum. Boyayı biraz sonra uygulayacağım. Evet, şimdi boyayı arkadaşlar şöyle. Siz de bunun gibi çalışmalar yaparak çok farklı eserler, resimler ortaya koyabilirsiniz. Hatta mesela bir hikayeyi, bir masalı resimleyebilirsiniz. Bunu ilerletirseniz çocuk kitabı bile resimleyebilirsiniz. Şimdi mantarımızın gövdesini yapalım arkadaşlar. Şu alt kısımlarını da yapacağım ama şu an yapmıyorum. Gövdeye geçiyorum. Çünkü şurası hafif kurusun ki birbirine karışmasın. Ha, bazen birbirine karıştırmak da isteyebilirim. O da o zaman da kurumadan da yapabilirim. Şu gövdeleri şöyle yapalım. Hardal sarısıyla yapıyorum gövdeleri. Bakın şurası değdi. Hafif bir dağılım oldu ama olsun. Sulu boyanın güzelliği de o zaten. Ama eğer yine de istemezseniz onu da göstereyim arkadaşlar. Bu istemediğiniz bir dağılımsa hemen kurumadan şöyle bir kağıt havluyla kurumadan burayı alabilirsiniz. Ya da bakın şimdi bu gövdenin kenarlarında gölgeler, bu bölümünde de ışık olsun istiyorum. Daha aydınlık olsun istiyorum. O zaman da böyle bir peçeteyle alarak tonlama yapabilirsiniz. Tabii yine ayrıca isterseniz örneğin çok az kahverengilerle buradaki koyu bölümleri, koyu değerleri verebiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın fırçamı ıslatıyorum. Fırçamı ıslatıyorum. Silip, yani temiz fırçayı biraz kurulayıp şurada şöyle fazla boyayı alarak bakın böyle tonlamalarda yapabiliriz. Çünkü doğada özellikle siz de gözlem yaparsanız buna dikkat edin. Yani bir nesnenin tek bir rengi olabilir. Ama bizim onu algılamamız ışık ve gölgeye göre şekilleneceği için etrafındaki nesnelerin rengine göre de şekilleneceği için farklı olabilir. Yani mesela bu mantarın gövdesine tek renktir ama işte şu mantar bunun gövdesinin şu kısmını gölgelediği için burası biraz daha farklı görünür. Aynı zamanda bu mantar bunu gölgelerken bunun rengi de mesela şuradaki kırmızı da buraya bir yansıması olur. Şu taraf biraz açık olacağı için buradan ışığı
daha kolay alabileceği için şurası aydınlık olur. Ya da mesela üst kısmı şu bölümü aydınlık olabilir. Ama yan kısımları belki burada ağaçlar var, bitkiler var. Bunun etkisiyle gölgelenmiş olabilir. Yani bir nesneyi tek renk boyamak yerine o rengin farklı tonlarını kullanmak oldukça önemlidir. Ha, bu da nasıl olacak? Yani rastgele kafamıza göre de bunu yapamayız. İyi bir, dediğim gibi, iyi bir gözlemci olmamız lazım arkadaşlar. Bir de düşünerek resim yapmamız lazım. Yani resimde hani genelde sanat duygularla yapılır, işte duygu yoğunluğuyla yapılır filan gibi bir düşünce vardır. Bu doğrudur ama duygular önemlidir ama tıpkı bir bilimsel çalışma yapıyor gibi, bir şeyler yazıyor gibi, ne bileyim, yani resimde de ya da bir matematik problemi çözüyor gibi beynimizi de kullanmak zorundayız. Düşünmek zorundayız, hesap yapmak zorundayız. Akşam yaptığımız ya da hava kapalıyken yaptığım çekimlerde doğal olarak renkler birebir yansımayabiliyor arkadaşlar. Bunun farkındayım. Mümkün olduğunca güneşli havalarda çekim yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki hava her zaman aynı olmuyor. Dolayısıyla renkler bazen tam birebir yansımıyor olabilir. Ama siz artık az çok hangi rengi kullandığımı tahmin edersiniz. Ona göre de resminizi renklendirirsiniz. Zaten yaptığımız bu çalışmalarda birebir aynı renkleri kullanmak zorunda da değilsiniz. Kendi tercihlerinizi de kullanabilirsiniz. Renklerle ilgili kuralları artık birçok videomuzda anlattığımız için biliyoruz. Renk kullanımında dikkat etmemiz gereken konuları biliyoruz. Buna uymak şartıyla dilediğinizce renkleri kullanabilirsiniz.
Farklı düzeylerde videolar hazırlamaya çalışıyorum. Biraz da gelen talepler de bunu belirliyor. Özellikle resme yeni başlayan arkadaşlarımıza öncelik tanımaya çalışıyorum. Yani bu mesela bu çalışmayı isteyen herkes yapabilir. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle böyle bir çalışma yapmak istedim. Açıkçası çok fazla da zamanım yoktu. Akşam olmak üzere. Dolayısıyla gün ışığından da faydalanıp kısa sürede eskiz defterime böyle beğeneceğinizi umduğum bir çalışma yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere faydalı olmuştur. İsteyen arkadaşlarımız Instagram sayfamızdan çalışmalarını paylaşabilirler. Bu çalışmalarla da ilgili bir video hazırlamayı planlıyorum. Yaptığınız çalışmaları Instagram'dan bana ulaştırabilirsiniz. Yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Hepinize rengarenk, güzel, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.